Dijital Dünya kanalından selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 10 üzerinde güvenli modda açma yöntemlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Neden güvenli modda açma ihtiyacı duyarız? Öncelikle bundan bahsedeyim. Bir açılışta mavi ekran hatası alırız arkadaşlar. Bunun nedenini öğrenebilmemiz için bilgisayarımızı güvenli modda çalıştırırız. Yine bir dosya silmek istersiniz ama dosyayı silerken hata alırsınız. Yani tamamıyla kaldıramazsınız arkadaşlar. Yine bunun için güvenli modda çalıştırıp dosyayı silme ihtiyacı duyarsınız. Bir uygulama varsa yine aynı şekilde silme ihtiyacı duyarsınız. Ya da arkadaşlar bilgisayarınıza bir virüs bulaşır ama bir türlü virüsü silemezsiniz. Kullandığınız antivirüs programı da silemez arkadaşlar. Bunun için yine güvenli modda silme ihtiyacı duyarsınız. Yine aynı şekilde bilgisayarınızı onarmak için harddisk'iniz ya da SSD'nizdeki Windows yüklü programları ve Windows dizinindeki delili dosyalarını bir şekilde onarmak için güvenli modda açma ihtiyacı duyarız arkadaşlar. Bunun için de birkaç yöntem var. Bunlardan bahsedeceğim. İnşallah bilen arkadaşlar zaten biliyordur. Bilmeyen arkadaşlar için de faydalı ve yararlı olacağını düşünüyorum. Hazırsanız hemen videoma başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birinci yöntemle hemen başlıyorum. Öncelikle buradan başlata geliyorum. Ayarlar diyorum. Burada arkadaşlar güncelleştirme ve güvenlik. Buna giriş yapıyorum. Sonrasında kurtarma. Burada arkadaşlar hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi gelişmiş seçenekler arkadaşlar. Buraya geliyorum. Burada şimdi yeniden başlat diyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi karşımıza bu şekilde seçenekleri olan bir ekran geliyor arkadaşlar. Buradan sorun gider diyorum. Gelişmiş seçenekler diyorum. Ve sonrasında Başlangıç ayarları. Buna geliyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine birçok seçenek var arkadaşlar. Ve bu seçeneklerin arasında güvenli modu etkinleştir. Bu seçeneği de buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında yeniden başlat diyorum. Evet arkadaşlar. Başlangıç ayarları gördüğünüz gibi yine burada 1 ile 9 arasında bana rakamlardan oluşan seçenekler sunuyor arkadaşlar. Burada bizim yapacağımız güvenli moda etkinleştir. 4 tuşuna basacağız arkadaşlar. Hemen 4 tuşuna basıyorum. Evet. Şimdi yeniden başlıyor. Burada arkadaşlar sağ alt köşede internet ile ilgili herhangi bir simge yok gördüğünüz gibi. Bu sizin güvenli moda giriş yapacağınızın bir göstergesi arkadaşlar bu şekilde başlattığınızda. Yani buradan da emin olabilirsiniz. Hemen ben şifremi giriyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi güvenli modda giriş yaptığımızda hem buradaki üstteki yazdan anlaşıldığı gibi güvenli modda olduğumuzu buradan da anlayabilirsiniz ve aynı zamanda Yine burada sağ üstte bilgisayarın simgesinin hemen üstünde arkadaşlar güvenli mod diye yazar. Yine bu altta burada gördüğünüz gibi güvenli mod yazar. Yine bu sağ üst köşede güvenli mod yazar. Ve alt köşede arkadaşlar gördüğünüz gibi yine güvenli mod yazısını görebilirsiniz. Bu şekilde güvenli modda olduğumuzu anlayabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi burada herhangi bir silemediğimiz dosya ya da Windows hasar almıştır. Onarmak için arkadaşlar CMD komutlarıyla bilgisayarımızı onarmak için de kullanabiliriz. Yine virüslerden bilgisayarımızı temizlemek için de yine güvenli moddan faydalanabiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan çıkış yapacağım ve ikinci yönteme geçeceğim arkadaşlar. İkinci yöntemde de hemen buradayken başlata geliyorum. Burada yeniden başlat seçeneğinin üzerindeyken arkadaşlar öncelikle elimi Shift tuşuna basılı tutuyorum arkadaşlar. Shift tuşuna basılıyken yeniden başlat diyorum arkadaşlar. Bu şekilde yine hemen bizim karşımıza gördüğünüz gibi seçenekler yine geldi arkadaşlar. Buradan yine güvenli moda geçiş yapacağız. Yine burada sorun gider diyoruz. Gelişmiş seçenekler diyoruz. Başlangıç ayarları diyoruz. Yine burada gördüğünüz gibi arkadaşlar seçeneklerimiz 4. sırada güvenli modu etkinleştir. Buradan tekrardan yeniden başlat diyorum. Evet yine gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 ile 9 arasında bana seçenekler sunuyor. Bizim burada 4 güvenli mod etkinleştir arkadaşlar. Bunun için yine Buradan ister fonksiyon tuşlarıyla arkadaşlar yani F1, F2, F3 tuşlarıyla da giriş yapıp 4'e basabilirsiniz. F4 de diyebiliriz biz buna. İster F4 ile basabilirsiniz arkadaşlar giriş yapın. İsterseniz normal numaratörlerden 4 tuşuyla yine giriş yapabilirsiniz. Buradan şimdi F4 diyorum. Gördüğünüz gibi yeniden başlıyor. Evet tekrardan şimdi şifremi giriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sağ alt köşede internetimizin herhangi bir simgesini görmüyoruz. Bu bizim güvenli modda bilgisayara bağlandığımızı gösteriyor arkadaşlar. Şimdi hemen şifremi giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci yöntemde de yine burada sağ üst köşede güvenli mod, yine sol üst köşede bilgisayar simgesinin üstünde güvenli mod, yine ortada güvenli mod olduğuna dair yine sol alt köşede ve sağ alt köşede güvenli modda giriş yaptığımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan normal çıkış yapacağım. Bilgisayarımı yeniden başlat dediğimde bilgisayarım normal bir şekilde başlamış olacak arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi normal bir şekilde geldi. Şimdi buradan arkadaşlar normal Sağ alt köşede gördüğünüz gibi internet simgesini görebilirsiniz arkadaşlar burada. Şu an internetin bağlı değil ama simge görünüyor. Buradan tekrardan şifremi giriyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde normal bir giriş yaptık. Evet arkadaşlar bu şekilde de 3. bir yöntemle yine giriş yapabiliriz. Bunun için de arama çubuğuna geliyorum. Burada ister sistem yapılandırması olarak arkadaşlar, isterseniz MSC Onfig olarak da girebilirsiniz. Hemen yazıyorum. Bu şekilde yazdıktan sonra gördüğünüz gibi hemen ekranıma zaten yine geldi arkadaşlar. Buradan Enter diyorum. Burada sistem yapılandırması olarak gördüğünüz gibi karşıma hemen seçenekleri olan bir pencere geliyor. Burada hemen ikinci sırada arkadaşlar ön yükleme. Burada ön yüklemeyi seçiyorum. Burada güvenli ön yükleme. Gördüğünüz gibi kutucuk boş arkadaşlar. Bunu işaretliyorum. Bunu işaretledikten sonra burada uygula ve tamam diyorum arkadaşlar. Şimdi bana soruyor. Bilgisayarımızı yeniden başlatalım mı? Evet. Burada bilgisayarımı yeniden yine başlatacağım arkadaşlar. Bunu işaretleyken arkadaşlar bu şekildeyken bilgisayarımızı her açtığımızda güvenli modda başlayacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar ama en garantili en stabil yöntemlerden de bir aynı zamanda Evet. Tekrardan Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen sağ alt köşede yine internet bağlantımızın olmadığına dair herhangi bir simge göremiyorsunuz. Şimdi tekrar buradan şifremi giriyorum. Pardon. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde de güvenli modda giriş yapabiliyoruz. Yine burada bilgisayar simgesinin üzerinde, güvenli mod, yine altta başlat simgesinin üzerinde güvenli mod. Yine sağ üst köşede güvenli mod, sol alt köşede güvenli mod arkadaşlar. Bu şekildeki bu yöntemle, üçüncü yöntemle arkadaşlar bilgisayarımızın Sürekli açtığımızda gönüllü modda giriş yapar ama en garantili yöntemlerden biridir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bunu da tekrardan geri iptal etmek için normal bir başlangıç yapabilmemiz için arkadaşlar yine buradan arama çubuğuna geliyorum. Dediğim gibi isterseniz burada sistem yapılandırması yazın arkadaşlar. İsterseniz 10 onfik yazarak da yine giriş yapabilir, değiştirebiliriz. Buradan şimdi bu sefer de böyle deneyelim. Sistem yapılandırması diyorum. Gördüğünüz gibi yine karşıma sistem yapılandırma penceresi geldi. Hemen burada ikinci sırada ön yüklemeye geliyorum. Ön yüklemeye geldikten sonra burada işaretlediğim kutucuğun işaretini tekrardan kaldırıyorum arkadaşlar. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Ve şimdi yeniden başlat diyorum arkadaşlar. Evet ekranım geldi. Şimdi tekrardan şifremi gidiyorum arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 farklı yöntemle güvenli modda giriş yapabildik. Bunlar hem bilindik hem de bilmeyen arkadaşlar için gerçekten yararlı ve faydalı olacağını düşündüğüm için bu videoyu çekme gereği duydum arkadaşlar. Aynı zamanda son olarak dördüncü yöntem dedi arkadaşlar. Bazı laptop ve bilgisayarlarda bu özellik farklılık göstereceği için bu dördüncü özelliği sadece ön izleme olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Burada ben bir kez bir laptop kullanıyorum. Yine F8 tuşuna basarak Burada güvenli moda geçebilirsiniz arkadaşlar. Bazı bilgisayarlarda FN tuşuna basarak bazı bilgisayarlarda F5'e basarak girişler yapabilirsiniz güvenli modda. Ama dediğim gibi kafanız karışmasını istemediğim için bu üç yöntemi göst gösterme gereği duydum arkadaşlar. Bunlar daha garantili, daha bilindik, daha sağlıklı yöntemler. Ve burada arkadaşlar artık videomu sonlandırmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Windows 10 üzerinde güvenli modda başlatma yöntemlerinden bahsettim arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için, bilmeyen arkadaşlar için faydalı ve yararlı olacağını düşünüyorum. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız arkadaşlar yorum atmayı, like atmayı ve özellikleri desteklerinizi esirgemezseniz çok ama çok sevinirim. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Ve selam.